Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videonun konusu BTC'ye genel ve hızlı bir bakış, bir BTC analiz güncellemesi. Hatırlarsanız 20 Şubat'ta ve 22 Şubat'ta YouTube kanalımıza BTC analizleri yapıp atmıştım ve net bir dönüş emaresi görmediğimi, high time frame'de düşüşün devam etmesi gerektiğini düşündüğümü, bu yüzden high time frame işlemler için herhangi bir long işlem almayacağımı, daha aşağılardan bir tepki gelirse alacağımı belirtmiştim arkadaşlar. Hala da aynı fikirdeyim, aynı görüşteyim. Zaten fiyat da düşmeye devam ediyor. Zaman zaman low time frame'larda yükseliş yapsa bile düzeltme yükselişleri şeklinde gerçekleşiyor bu. Arkadaşlar, bu grafikleri YouTube için attığımız grafikleri, analizleri genellikle 4 saat ve günlük grafik üzerinden yapıyoruz. Çünkü sürekli YouTube'a analiz güncellemesi yapmamız, video çekmemiz mümkün değil. Ancak low time frame'da işte 30 dakikalık olsun, 1 saatlik olsun, 2 saatlik olsun uyarıları biz eskiden beri BTC ile alakalı Telegram kanalımızda yaparız. Çünkü neden? Biz kendimiz low time frame işlemler alan traderlarız ağırlıklı olarak kanalımızda. Low time frame işlemler yaptığımız için sürekli BTC'yi de altcoin'lerde işlem yapsak dahi BTC'yi de low time frame'de takip etmek, yani düşük zaman periyotlarında takip etmek durumundayız. O yüzden sürekli BTC 30 dakikalık da böyle, BTC 1 saatlik de böyle, BTC 2 saatlik de böyle, BTC 6 saatlik de böyle gibi uyarılar atarız Telegram kanalımıza. Ancak son zamanlarda ben eğitim içeriği çektiğim için bu uyarıları yapamadım çok sıklıkla, ama yeniden eğitim içeriği bitmek üzere olduğu için, eğitim videoları bitmek üzere olduğu için arkadaşlar YouTube'a attığımız artık yeniden o uyarıları yapmaya başlarız. Bunu belirtmek istedim. Eğer low time frame'de uyarılarımızı görmek istiyorsanız BTC ile alakalı lütfen Telegram kanalını takip edin. Arkadaşlar, şimdi bu yapıyı, bu paralel range'i ben şu kırılım olduğunda paylaştım. Şu kırılım gerçekleştiğinde paylaştım. Paralel range ne? Nasıl trade edilir? Paralel range'in sapma noktaları nedir? Nasıl trade edilir? Normal yatay range ne? Nasıl trade edilir? O range'in sapma noktaları, deviasyon noktaları nelerdir? Uç noktaları nelerdir? Nasıl trade edilir? Bunları arkadaşlar YouTube'da çektiğim eski videolardan izleyebilirsiniz. Ancak bu videoların da yine daha detaylısını, daha ayrıntılısını çekip yayınlayacağım. Onlardan daha detaylı, daha nüanslı videolar olacak arkadaşlar. Şimdi yani bu şu anda burada paralel range ne? Uzun uzun anlatmayacağım. İzlemek isteyen olursa gitsin oradan anlasın. Arkadaşlar, paralel range'imiz şu iki mavi noktanın arasında kalan paralel range'imiz arkadaşlar. Şuradaki kırılımla beraber, ki bu kırılımla beraber zaten herkes başladı yine işte şuraya gidecek, buraya gidecek vesaire vesaire diye, ki ben öyle olmadığını düşündüğümü bunu Telegram kanalımızda paylaştığımda söylemiştim. Şu kırılım gerçekleştiğinde bir yerden döneceğini tahmin etmiştim. Nitekim sapma noktasında, benim sapma noktası dediğim noktanın uç noktasına geldiğinde eğer bir dönüş mum yapısı görürsem, aşağı yönlü short piyaslı işlem bakacağımı da belirtmiştim. Nitekim arkadaşlar, fiyat oraya geldiğinde bakın burada günlük grafikte arkadaşlar bir fake setup yaptı arkadaşlar. Bir düşüş mum formasyonu yaptı. Fake setup mum formasyonu yaptı arkadaşlar. Fake attı ve bu bir fake'ti. Düşüş tepkisi beklediğim bir noktada hem yatayda şöyle göstereyim. Hem yatayda hem paralelde, neden şurada range low vardı arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Şuradaki range'in low noktasını test etti bir. Paralel range'in sapma noktasına, yatay range'in low noktasını test etti. Bir, burası arz bölgesini saplı bölgeye dönüşmüş bir range'ti. O range'in geldi, low noktasını test etti. Bu birinci emare. İkinci emare arkadaşlar,
paralel range'in sapma noktasına geldi. Sapma noktasına geldi ama yeterli mi? Değil. Artık buradan sonra olması gereken şey ne? Net bir satış tepkisi, satış mum formasyonu görmek ya da net bir market kırılımı görmek. Arkadaşlar, burada market kırılımını şurada görüyorsunuz. Bakın, dikkat. Market kırılımını burada görüyorsunuz. Ben tepki beklediğim noktada, günlük grafik için konuşuyorum. 4 saatlikte falan tepkiyi daha erken aldık da, günlük grafik için baktığınız zaman mum yapısını, fake setup mum yapısını daha erken görüyorum. Ta burada görüyorum arkadaşlar. Ki günlük grafik için bu. 4 saatlik grafik olsa daha da erken görürsünüz. Günlük grafikte tepki beklediğimiz bir noktada bir fake setup oluşmuş. Bir pin barlı fake setup oluşmuş. Fake setup ne? Inside bar ne? İşte bobin ne? Atnalı ne? Enguf ne? Dönüş, yani reversion mum yapıları ne? Dönüş mum yapıları ne? Bunları çok detaylı bir şekilde anlattım. Videolarını bu hafta, yani bu haftadan başlayarak önümüzdeki hafta sonuna kadar yayınlayacağım ve bitecek arkadaşlar. Reversion mum yapılarının hepsini görmüş olacaksınız. Ama ben o zamana kadar beklemeyeyim, önden bir çalışmak istiyorum diyen varsa, ben bunları yine eski videolarda daha genel bir şekilde anlatmıştım. Yeni çektiğim videolarda daha detaylı anlattım. Bakmak isteyen oradan bakabilir. Burada reversal bir mum yapısı oluştu arkadaşlar. Bununla beraber artık düşüşün geleceğinden emindik, işlem aldık. Sonrasında arkadaşlar bir noktaya kadar geldi. O noktalar da tesadüfi değil. Burası FTR'ydi. FTR'ye kadar geldi. FTR'yi anlattık zaten. Ve tepki yükselişi geldi. Arkadaşlar, bu tepki yükselişinden sonra yine reversal bir yapı oluştu. Kritik noktada inside bar oluştu. Kritik noktada inside bar oluşması demek reversal bir tepkiydi yine. Ve o inside bar arkadaşlar aşağı kırıldı. Bu sefer bearish inside bar kırılımı gerçekleşti. Bakın, kritik noktada iki tane yapı, iki kere günlük grafikte düşüş almışız. Hem yatay range'den, range low'dan tepki beklediğimiz, hem paralel range'in yatay range şuradaki range low'undan tepki bekliyoruz. Paralel range'de sapma noktasından tepki bekliyoruz. Beklediğimiz noktada arkadaşlar. Bu yüzden bizim bias'ımız değişmedi. Short bias'ı izlemeye devam ettik buralardan itibaren arkadaşlar. Bunu dediğim gibi 4-5 Şubat gibi, Şubat'ın başında paylaşmıştık. Uç noktasında zaten sapma noktasının ucu olduğunu belirtmiştik. Dediğim gibi bunu uzun uzadıya anlatmayacağım. Ancak bunu daha öncesinde paylaşmıştık. Tepki de tam buradan beklediğimiz noktadan geldi. Düşüş nereye kadar devam eder? Burada bitti mi? Buna bakalım. Net bir dönüş mumu görmedik arkadaşlar. Net bir dönüş mumu görmediğimize göre 4 saatlikte, günlükte diyemeyiz ki. Low time frame'larda işte 4 saatlikte falan zaman zaman ufak yükselişler oluyor ama bunlar genellikle düzeltme yükselişi şeklinde oluyor. Genel bir yükseliş yapısı yok. Genel bir yükseliş iştahı yok. O yüzden yükseliş başladı diyemiyoruz. Ben ancak bakın şu günlükteki net bir mumdu. Uzun süre sonra gördüğümüz net bir mumdu. Şuradaki momentumu yenen net bir mumdu. Ancak bir deviyasyon hareketi olarak algılamıştım ben bunu. Ve bunu net bir yükseliş mumu olarak görebilmem için bunun devamının gelmesi lazımdı. Bu sadece bir mumluk bir yükseliş, arkasından alım iştahı hemen azaldı. Yükselişler de böyle olmamalı. Alış iştahı hemen azalmamalı. O yüzden de ben bunun net bir yükseliş trendi olduğunu zaten düşünmemiştim. Zaten gelen tepkiler de sonda oluşan tepki beklediğimiz supply bölgeler, K bölgelerdeki tepkilerde düşüşün devam edeceği yönünde emareler verdi. O yüzden de arkadaşlar, hala henüz bir dönüş emaresi olmadığı için diyemeyiz ki high time frame'de bir dönüş var. Gelelim düne. Dün arkadaşlar, ben Binance'den bakıyorum ama belki orada çizmişizdir diye. Dün arkadaşlar bir fake setup gördük şurada. Bakın. Saatlik grafikte fake setup gördük. İlk fake setup'ı şurada gördük arkadaşlar, bakın. Ve uyardık. Dedik ki bir fake setup oluştu. Telegram kanalında uyardım. Dikkat dedim. BTC
bir iş bir fake setup yaptı. Yine herhangi bir bölgede değildir. Reversal bir hareket beklediğimiz bir bölgede yaptı arkadaşlar. Bu yüzden reversal bir hareket beklediğimiz bir supply bölgede yaptığı için bu hareketi bir supply bölgede yaptığı için arkadaşlar biz bunu uyarısını yaptık. Ha, o çalışmadı bakın. O ihlal oldu. Ama arkasından bir tane daha yaptı. Fake setup. Bir saatlik grafikti. Arkasından bir fake setup daha yaptı. Fake setup nedir merak edenler? Video eski videolarda var ama daha detaylı anlattım, yayınlayacağım arkadaşlar. Çektim videosunu, sırada bekliyor. Bir fake setup daha yaptı arkadaşlar ve bu fake setup çalıştı. Ve bakın arkasından bu düşüş geldi. Arkasından bu düşüş geldi. Bu uyarıyı Telegram'da yapmıştık. At nalı oluşmuştu arkadaşlar. At nalı oluşmuştu 2 saatlik grafikte. Ben bunu görüp hala ekranda olan API 3 grafiğini de trade ediyordum, dün bilenler bilir. Onda yanlış olmasın, yanlış hatırlamıyorsam 7.40'lardan 7.20'lerden short işlemler açtım dün. Erken çıktım. Akşam saatlerinde çıktım. 3-4 tane işlem aldım dün ben API'den. Hepsi de short yönlüydü. BTC'nin hem durumu itibariyle hem de API'nin geldiği nokta itibariyle 3-4 tane short işlem açtım. Sonuncusu da yine 7.40-7.20'ler civarındaydı. Ve ondan sonraki işlemi açtığım yerde şu at nalının test edildiği iğneydi. Şu at nalını, at nalı bobinini test ettiği iğneydi. At nalı nedir merak edenler yine gidip eski videolardan bakabilir ama onu da çok detaylı, nüanslı bir şekilde yeni videolarda anlattım. Birkaç güne yayınlanacak. Arkadaşlar buradaki at nalı, buradaki at nalını şu iğneyle test ettiğinde ben burada API'den işlem açtım arkadaşlar. BTC'den de açacaktım. Sonra dedim ki BTC belki şuralarda duraksar, bir kere daha yukarı çıkar. Çok bana karlı gelmedi çıkış şu hareket. Ben BTC'de 50x falan açıyorum. Çok yüksek açmıyorum. 100x, 125x kullanmıyorum. O yüzden dedim ki bir dursun, belki tepki yükselişi gelir. Ben altcoin'leri tercih edeyim. API'de dün çok yükseldiği için ondan short işlem açmayı tercih ettim. Buradaki at nalı ve 1 saatlikteki fake setuplardan sonra arkadaşlar bakın düşüş trendine. İmbalans şeklinde bir düşüş gerçekleşti. Ta ki mum'a kadar. O yüzden arkadaşlar mum yapıları önemli değil. Price action mum yapıları arkadaşlar. Price action'ın doğuşu zaten mum yapıları üzerine. Lütfen araştırın. Bakın ilk önce mum yapıları üzerinden price action doğuyor. Burada bahsettiğimiz işte bir tane iki tane işte Japon mum formasyonu değil. Burada bahsettiğimiz price action mum yapıları ve konseptleri. Herhangi bir mum yapısı değil. O yüzden de bunlar farklı arkadaşlar. Bunlar Japon mum yapı sistemi göre değil. Bunların arkasındaki mantaliteyi anlıyoruz. Bu fiyat hareketinin sebebini anlıyoruz. Neden böyle olmuş? Bunun üzerinden işlem yapıyoruz. O yüzden de arkadaşlar bunları öğrenmenizi tavsiye, ben naçizane öneriyorum. Hem daha çabuk işleme sokuyorlar, hem trend arasından da işleme girebiliyorsunuz. Kaçırdığınız hani ya başını kaçırdığınız bir aksiyon varsa ondan trend arasında işleme alma fırsatınız da oluyor. Bir sürü fırsatınız oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir iş bir at nalı oluşmuştu. At nalından itibaren düşüş geldi. Ben şu testle beraber API'de işleme girmiştim. Şimdi gelelim 20 ve 22 Şubat'ta çizdiğim grafikler üzerinden analize ve değerlendirmeye. Arkadaşlar ne demiştim? Ne demiştik? İlk önce 20 Şubat'ta şu FTR bölgesindeydi. FTR bölgesindeyken demiştim ki burada, burası zayıf bir bölge. Zayıf bir talep bölgesi, tepki görüyor demiştim. Ve o tepki ne yaptı? Bir üstteki FTR, bir iş olan FTR'ye kadar devam etti. Daha sonrasında arkadaşlar tam beklediğimiz gibi düşüş oldu ki zaten demiştim ben bu şu altların likiditesine alınmasını bekliyorum. En az birinin alınmasını bekliyorum diye. Sonra ne yaptı? Important trading zone'a gelmişti arkadaşlar ve demiştim ki burası, burada da yine ben bir tepki bekliyorum. Burası da bir zayıf talep bölgesi demiştim. Nitekim yine tepki gelmişti. Yine tepki gelmişti ama güçlü mumlarla gelmemişti. Arkadaşlar yukarıya kadar bir test yükselişi gerçekleşti.
Ondan sonra dün itibariyle yine düşüş başladı. Neden? Burası zayıf bir bölgeydi. Burası zayıf bir bölgeydi. Ve tahmin ettiğimiz gibi 20 Şubat'ta ve 22 Şubat'ta likiditesini almasını beklediğim bölgeler şeklinde tahmin ettiğim üzere bu bölgelere arkadaşlar likiditesi alındı. Bunlar da artık likidite yok. İkisinin de likiditesi alındı. Şimdi arkadaşlar bundan sonra ikisinin de likiditesi alındığı için bundan sonra net bir dönüşümümü görürsem ben bir işlem açacağım. Şuralarda açmadın mı? Ben buralarda işlem açtım. Ben buralardaki hareketlere BTC'den değil altcoin'lerde işlem açtım. Neden? Buradan tepki geleceğini, bu talep bölgesini, şu talep bölgesini tepki vereceğini düşünüp altlarda long işlemler açmıştım. Veya işte buradan tepki geleceğini düşünüp short işlem açmıştım. Tepelerden short, altlardan long işlemler açmıştım ama altcoin'lerde. Altcoin'lerde trade ettiğim için. Şimdi arkadaşlar burada likidite alındıktan sonra BTC'de gerçi şurada bir miktar daha yok boşluk yokmuş imbalans var mı diye baktım da şu aşağıda sarıyla işaretlediğim yerde imbalans var günlük grafikte göstereyim hemen. Bundan sonrasında net bir tepki görürsem işleme gireceğim. Bir order bloğum var, bir FVG imbalansım var. Daha aşağıda da Equals low'um var, eşit dibim var arkadaşlar. Onun altında da likidite boşluğum var. Şimdi fiyat şunu düşünüyorum. Fiyat buraya kadar gelmişken, fiyat buraya kadar gelmişken tekrar bakalım. Haftalık grafikten bakalım. İki kez hatta bakın şu düşüşte burayı 3 kez test etti. Yukarı çıkarken de yükseliş ilk 66 binlere çıkarken de fiyat bir burayı test edip gitti. Market maker burayı oluşturdu arkadaşlar. Burayı boşuna oluşturmadı. Bir dahaki döndüğünde buraya döndü. Bakın bir daha döndüğünde fiyat buraya döndü. Buradan tepki aldı ve burada 3 kere dayandı bu nokta. Şu düşüşte burası 3 kere dayandı. 3 kere test edildi. 29 bin seviyeleri burası arkadaşlar. 3 kere dayandı bu nokta. Hem yükselirken burayı test etti, hem düşerken 3 kere test etti. Sonra yükseliş geldi. Sonra arkadaşlar buraya doğru tekrar geliyor. Fiyat arkadaşlar buradan buraya tam yaklaştığında hatta şu anda bile long işlem açmaya başlayanlar var. Long işlem açmayanlar, spot alım yapmaya başlayanlar var. Fiyat da buraya daha çok yaklaşırsa daha çok long işlem açan olacak, daha çok spot alım yapan olacak. Şimdi düşünüyorum. Burada Equals low var. Buranın altında bir likidite birikti, bir stop birikti ve stop birikmeye devam edecek. Nasıl devam edecek? Çünkü fiyat buraya yaklaştıkça işlemler, alım emirleri artacak, talep artacak. Talep kanuna göre nedir? Fiyat ucuzladıkça alım artar arkadaşlar. Talep artacak mala. Bu sefer onlar da stoplarını buranın altına koyacaklar. Market maker bunu da alıp gitmek isteyebilir arkadaşlar. Hem şuradaki dengesizliği, likidite boşluğunu kısmen de olsa, tamamen olmasa bile kısmen de olsa doldurup gitmek isteyebilir arkadaşlar. Hem de arkadaşlar market maker yine burada toplanan likiditeyi almak isteyebilir. O yüzden de arkadaşlar buraya kadar yaklaşmışken ben temkinliyim. Buralara daha çok yaklaşırsa daha temkinli olacağım. Çünkü alımlar, longlar, spot girişler çoğalacak. O zaman ben daha aşağılardan işlem almak için pusuda bekleyeceğim. Buralara gelirse aşağılardan işlem alacağım. Bir diğer nedeni de görüyorsunuz yukarıya doğru doğru düzgün bir düzeltmesi yok. Sadece bir tek şuradaki breaker'ı test etti. Şuradaki breaker bloğu test etti. Bakın. Bir tek burayı test etti. Doğru düzgün bir düzeltmesi yok. Yukarılarda likidite de birikti. Artık şuradaki büyük likiditeyi alırsa buranın dengesizliğini giderirse artık yukarıdaki likiditelere odaklanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum market maker. Bir uyarı daha bulunmak istiyorum bunun üzerinden arkadaşlar. Bunlar günlük haftalık grafikler. Likidite alımları
low time frame'larda, 30 dakikalarda, 15 dakikalarda, 1 saatlerde, 2 saatlerde daha hızlıdır. Ama günlük grafiklerde, haftalık grafiklerde likidite alımı o kadar hızlı ve kolay gerçekleşmez. İmbalansların balansa, yani dengeye dönüştürülmesi, o bölgelere, imbalans olan bölgelere, likidite void olan, likidite boşluğu olan bölgelerdeki dengesizliklerin giderilmesi kolay olmaz, hızlı olmaz. Ama low time frame'lardakiler hızlı olur. O yüzden likidite ile işlem yaparken daha çok low time frame'larda işlem almayı tercih ederseniz daha efektif, daha çok işlem alabilirsiniz. Çünkü BTC'de, altcoin'lerde, low time frame'lerde sürekli likidite alıyor market maker, ama dediğim gibi günlüklerin, işte haftalıkların, 12 saatliklerin, 8 saatliklerin likiditesi o kadar kolay alınmıyor. Dediğim gibi yukarıda likidite toplanıyor. Doğru düzgün bir düzeltme yok. Bir tek şurada da geldi, şeyi test etti. Breaker blow test etti arkadaşlar. Düşüş devam ediyor. Burada bir likidite boşluğu var. Bir imbalans, dengesizlik var. Burada equals low var. Fiyat buraya yaklaştıkça alımlar artıyor. Talep artıyor. Fiyat buraya yaklaştıkça stoplar buranın altında birikiyor. Yani diyorsunuz ki ya buradan aldı da adam yukarıya kadar çıktı, hiç mi satmadı? Hiç satmadı değil, ama fiyat aşağı düştükçe mala talep var. Artan bir talep var ve hep çoğunun da stopu burada. Burayı kritik eşik olarak görüyorlar. Ve bu kritik eşik açıldığında burada bir akış olacak arkadaşlar. Çünkü neden? Trailing stoplar devreye girecek. Çoğu insanın buralarda trailing stopları var. O trailing stoplar devreye girecek arkadaşlar ve buradan sonra hızlı bir düşüş gelebilir. Hızlı bir düşüş gelebilir. Tepkisi de yüksek olur. BTC, dikkatinizi çekerim, yavaş yavaş düşüyor. Hızlı hızlı düşmüyor bu sefer. Hızlı düşüşlerin toparlanması hızlı oluyor. Bakın şu 2 haftalık bir düşüştü ve hızlı oldu arkadaşlar. Ha, diyeceksiniz ki toparlanması çabuk mu oldu? Hayır, toparlanması çabuk olmadı, ama arkadaşlar bu 2 haftalık düşüş hızlı bir düşüştü. Bakarsanız burada 2 haftada düşmedi aynı yeri. Daha çok yayarak, daha çok zamana sığdırarak, ufak ufak low time frame'larda düzeltme yaparak düşüyor. Bu daha tehlikeli bir düşüş. Bu daha az tehlikeli bir düşüş arkadaşlar. Şunları toparlamak kolay, daha kolay oluyor. Şunları toparlamak daha zor oluyor. Neden bunları toparlamak daha kolay oluyor? Burada bir dengesizlik unsuru var. Market maker bunu gidermek üzere hızlı hareket ediyor. Ama buralarda ise ve mitigasyon yaparak yükünü hafifletmek için daha hızlı hareket ediyor. Burada ise arkadaşlar yavaş bir düşüş var. Market zaman zaman bu dengesizlikleri gidererek, oluşan imbalansları gidererek gittiği için hem düşüş yavaş oluyor, hem düşüş yavaş gerçekleşiyor, hem de market maker yükünü hafiflettiği için düşüşün devam etmesi yönünde emareler yükseliyor. Marketteki de dengesizlikler giderilmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Buraya bakış açımız da bu şekilde. Şimdi size bu grafik üzerinden mi göstereyim, yoksa PERP grafiği üzerinden mi göstereyim? Bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Hangisinin üzerindeydi bakalım. Hiçbirinin üzerinde yok. Şunun üzerinde bir gösterelim. Arkadaşlar bakın, ben bunu daha önce çizmişim. Ben, hatırlayanlar hatırlar, Twitter'da şu noktalar, bakın daha fiyat buralardaydı, yukarılardaydı. Şu noktaları 1, 2, 3, 4 tane noktayı likidite alanı olarak belirlemiş. Bunlardan en az 3 tanenin likiditesinden alınmasını bekliyorum demiştim. 3 tanesinin likiditesini almış, yukarı çıkmıştı. Twitter'da, Telegram'da takip edenler biliyor. Düşüşün devam etmedi. Hatta şu beyaz da beraber haftalıktaki. Ya düşüş sona erdi, yükseliş başlıyor diyenler olmuştu. Ben demiştim ki ben en az 3 tanesinin alınmasını bekliyorum demiştim. Nitekim 3 tanesini o bir FTR bölgesi oluşturmuştu. Zayıf bir supply bölge oluşturmuştu. Nitekim o 3 tanesini aldıktan sonra 2 haftalık bir yükseliş gelmişti. Range'e kadar, yukarıdaki range supply'sine kadar arkadaşlar. Ve ben bunları X ile işaretlemiştim. Bir tek likiditesi alınmayan alan burası kaldı diye yazmıştım. Daha öncesinde. Sonrasında da bu bölgeleri işaretlemişim. Arkadaşlar ben şöyle bir, burayı bir silelim. Şöyle bir ihtimal üzerinde duruyorum.
İhtimal, bakın biz, bu bir senaryo. Sadece senaryo. Arkadaşlar bakın, şurada bir yapı var. Burada da bir market kırılımı var. Burada da bir market kırılımı var. MSB var. Şunu şöyle çizelim. Şimdi eğer arkadaşlar fiyat buradaki Eko Aslov'un altına düşerse, eşit dibin altına düşerse ve buradan yükseliş gelirse, işte bir noktaya kadar gitti. Hangi noktaya kadar gidip tepki alacağını bilmiyoruz. Arkadaşlar QMIA senaryosu, Quasimodo senaryosu aktif olabilir. Quasimodo senaryosu aktif olabilir arkadaşlar. Eğer öyle olursa arkadaşlar, öyle olursa düzeltelim. Fiyatın buradan alacağı bir yükseliş aksiyonuyla beraber, buradan gelecek net bir mumla beraber arkadaşlar, benim hedefim ilk başta Eko Aslov'un kırıldığı nokta olacak. Devam ederse yükselmeye arkadaşlar, yükseliş devam ederse eğer, o zaman da arkadaşlar benim hedefim kümya seviyesi olacak arkadaşlar. Kümya seviyesi olacak. Yani fiyat burada 20 bin altın, 20 bin, 29 bin bandının altından 20 bin ne kadar olduğu bölgeden bir tepki gerçekleştirirse, ben 54 bine kadar, 55 bine kadar, 50 binlere kadar işlem kovalayacağım. Long işlem açık tutmaya çalışacağım. Eğer o istediğim yönde gerçekleşirse senaryo. Ve tabii ki yine söylüyorum, şurayı geçme şartı gerekiyor. Şurayı geçme şartı gerekiyor. Öncelikle. Burayı geçerse fiyat buraya geldiğinde tekrar, tabii ki bu senaryo üzerinden konuşuyoruz. Eko Aslov'u alıp buralardaki imbalansı giderip, şuralardaki imbalansı, dengesizliği giderip tekrar yukarıya doğru hareket eder. Bu alanın içine girerse ben buralara kadar, şuradan aldığım işlemi şuralara kadar taşımayı planlıyorum. QMIA seviyesine kadar. Arkadaşlar ne kadar sürede olur, ne zaman olur bilemiyorum. Ama eğer buralardan tepki görürsem, benim uzun vadeli high time frame'e göre gireceğim long işlem buralardan olacak. Ve yine long uzun süreli açık tutacağım işlem buralara kadar olacak arkadaşlar. Bu QMIA Quasimodo senaryosuna göre olacak. Quasimodo senaryosunda videolarda anlatmaya başlamıştım. Arkadaşlar bir diğer husus da şuradaki hareket arkadaşlar, manipülasyon hareketi idi. Bir manipülatif hareketle, yani diyeceksiniz ki 4 haftalık, 5 haftalık, 6 haftalık manipülasyon hareketi mi olur? Yani şeklen, grafiğe baktığımız zaman şeklen burada bir manipülasyon hareketinin şurada olduğunu görüyoruz. Yoksa bu kadar tabii ki uzun bir manipülasyon hareketi olmaz. Bu net bir yükseliş hareketi. Ama arkadaşlar şu hareketi başlatan nokta kritik bir nokta arkadaşlar. Kritik bir nokta ve şurası da kritik bir nokta. Eğer biz bunu 4 saatlikte, 2 saatlikte falan görseydik, buraya institutional candles'lar derdik. Buraya işte 1 saatlikte, 30 dakikalıkta falan görsek institutional candle, kurumsal mumlar derdik, kurumsal yapımı fiyatı yükseltmiş derdik. Bu haftalık olduğu için tabii böyle bir değerlendirme yapmıyoruz. Ama bu bölgenin çok kritik olduğunu söylüyorum. Institutional candle stratejisine göre, iki tane stratejisi vardı anlatmıştım hatırlarsanız. Bunu şöyle bir çizecek olsam, çizecek olsam arkadaşlar, yine işlem bekleyeceğim noktalar aynı noktalara denk geliyor. Yine işlem bekleyeceğim noktalar aynı noktalara denk geliyor. Şuralara denk geliyor. Arkadaşlar. Yani o da burayı onaylıyor. Gelelim, gelelim. Arkadaşlar ben bunu, şunu şuraya göre bir Quasimodo
olasılığı üzerinde durduğumu söylemiştim. Bu şöyle de olabilirdi. Onu da bir göstereyim. Şöyle de olabilirdi. Yani buralardan bir dönüş gelip buralara da gidebilir. Bakın. Burada biraz önce gösterdim. Günlük grafikte gösterdim. Biraz sonra yine göstereyim. Burada bir order blok var. Buralardan tepki gelirse böyle bir kuazimado da olabilir arkadaşlar. Böyle bir kuazimado da olabilir. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. O kuazimado da yine aynı seviyelerden tepki verme olasılığı var. Bir de şuna dikkat etmek istiyorum. Yani kuazimado senaryoları gerçekleşirse ister buradan dönsün fiyat, ister buradan dönsün bir 50 bin olasılığı yeniden var arkadaşlar. Benim arkadaşlar bunlar yanlış anlaşılmasın. 50 bine gidecek falan filan demiyorum. Ben bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum şu anda kesinlikle. Ben sadece senaryolar üzerinde duruyorum. Sadece grafik analizi, teknik analizi, price action analizlerine göre grafik analizi yapıyorum. Kendi düşüncelerim, kendi alabileceğim işlemlerden bahsediyorum. Kimseye kesinlikle böyle yapın, şöyle yapın demiyorum. Herkes kendi analizini yapıp kendi değerlendirmesini yapsın lütfen. Şurada arkadaşlar, bakın. Bu da haftalık bir grafik. Şimdi burada iğne çok uzun da. Haftalık grafiğin tepe noktası. Arkadaşlar bu da bir kümya seviyesi olarak çalışabilir. Orayı da bir çizelim arkadaşlar. O da işte ancak şura kırıldığında gerçekleşebilir. Burayı da turuncu ile çizelim. Böyle aşağı aldığıma bakmayın. Aşağı aldığım yerler tesadüfi yani öyle net bir şekilde almıyorum noktaları. Tamamen kırılması esasına göre alıyorum. Arkadaşlar bu da başka bir Quasimodo senaryosu. Bakacak olursanız ki bu Quasimodo senaryosu da günlük grafiğe falan bakacak olursanız tam likidite'nin alındığı noktalara denk geliyor. Likidite'nin alındığı noktalara denk geliyor. Bu yüzden arkadaşlar ve o işte order bile sponsor banker candle'a institutional candles'ların olduğu noktalara denk geliyor. Böyle bakacak olursanız 3 senaryoda olabilir, gerçekleşebilir. 3 senaryoyla da karşılaşabiliriz. 3 senaryoda da tesadüf olmaz. Arkadaşlar dönüşle beraber long işlem dönüşü net nereden verirse dönüşle beraber long işlemler aldığımda yukarıya doğru baktığımda benim gideceğim senaryolar olası Quasimodo senaryoları, olası Quasimodo olasılıkları üzerine olacak arkadaşlar. Bu üç olasılık üzerinden ben kendim analiz yapmaya, işlem yapmaya başlayacağım. Ben bu Quasimodo senaryolarını da buralarda çizmedim. Ben bu Quasimodo senaryolarını daha yukarılarda çizdim. Telegram kanalından takip edenler zaten biliyorlar. Ta düşüş esnasında çizdim. Çünkü ben 58 binlerden itibaren, 59 binlerden itibaren hem birinci yükselişinde hem ikinci yükselişinde short bir aslı baktığımı söylemiştim. O bağlamda da grafikler artmıştım. O yüzden arkadaşlar sizlere de bu senaryoları bir takip edin. Bakalım gerçekleşecek mi? Gerçekleşmeyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Nereden fiyat dönecek? Hep beraber göreceğiz. Ama aklımızın bir köşesinde yatırım yaparken, işlem alırken bu senaryolar bir dursun. Bu senaryoların oluşma olasılığı bir dursun arkadaşlar. Rehber olabilir bize. Altcoin'leri yatırım için işte veya bir major coin'leri yatırım için eğer beklediğimiz yönde senaryo gerçekleşirse altcoin'lere ya da başka major coin'lere bu ışık doğrultusunda bu senaryonun gerçekleşmesi ışığı doğrultusunda işlem alabiliriz. Tekrar low time frame'de şeyleri göstermeyeceğim. Tekrar ve tekrar şuradaydı low time frame grafik sanırım. Burada değil. Evet, burada değil. Buradan. Arkadaşlar low time frame'de 4 saatlikte günlükte pardon low time frame diyorum da high time frame'de günlükte 4 saatlikte yakın bölgeli arz talep bölgelerini zaten çizmiştim. Yeniden de güncelleriz oraları. Ama şurada en yakın şuradaki order bloklar, boşluklar, şurada da bir order blok bir tane daha var oluşan.
Zaten şu anda da ora tepki veriyor. 4 saatlik grafiğe göre bir order blok daha var. Tepki verdiği de o. Buna institutional candles da diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu şuranın manipülasyonunu yaptığı için, şu bölgede bir manipülasyon yaptığı için. Arkadaşlar, burada bir institutional candles yapısı da var. Şu anda da orası tepki veriyor. Yapı olarak buraya order block da diyebilirsiniz. Fark etmez. İsimlerinin ne olduğunun önemi yok. Önemli olan çalışma mantalitesi arkadaşlar. Buradan bir tepki geliyor. Yakın zamanlı fiyatı, yakın direnç olarak, talep noktası olarak burayı görüyorum. Ama şu iki noktanın likiditesi alındığı için, şu iki noktanın likiditesi alındığı için 4 saatlik grafikte net bir mum görürsem belki şu imbalansı, şu dengesizliği, oluşan dengesizliği gidermek ister düşüncesiyle arkadaşlar işlem, kısa süreli işlemler alabilirim. Onun dışında benim biasım hala short, hala düşüş yönünde. Şimdilik arkadaşlar BTC ile alakalı analizlerim, anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olur. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Altını çiziyorum. Herkes kendi analizini kendi yapsın. Kendi değerlendirmesini kendi yapsın. Bunlar benim kendi bakış açım, kendi senaryolarım, kendi değerlendirmelerimden ibaret. Herkese başarılar, bol kazanç diliyorum. Hoşça kalın.